Biz şimdi bu konuyla ilgili bir konuğumuz var. Kezzaplı ya da daha doğrusu asitli saldırıların aslında bir taraftan ardı arkası kesilmiyor. Marketlerde satılıyor kezzap ya da işte biz bir taraftan da buna tuz ruhu diyebiliyoruz. Tuz ruhu türevi asitlerde oldukça tehlikeli. Bu konuyu da Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Aydın'la konuşacağız. Hocam merhaba. Merhabalar Hülya Hanım. Şimdi bir trafik haberi verdim, ibretlik. Yani böyle yol verme, yol kesme olayından işte bıçaklı kanlı bir kavgaya dönüşmüş Adana Osmani. Ardından bir diğer ibretlik haber, işte kezzap haberi. Ne oluyor gerçekten? Yani şimdi siz her şeyi bir kenara, hocam uzmanlık alanınızı, işte mesai harcadığınız yıllardır bu alanı bir kenara bırakarak bir birey, bir vatandaş olarak böyle elinizi vicdanınıza koyarak bir soru soracağım. Siz de bir cevap verin bana ne olur. Yargıtay bakıyorsunuz mesela, yani bir anne terliği işte 2016 yılında silah sayılıyor. Anne terliğinin silah sayıldığı için Denizli'de oğluna terlik fırlatan bir anne silahla basit yaralamaya teşebbüs suçundan yargılanıyor. 63 yaşındaki bir anne 5 yıla kadar hapse isteniyor. 2016-2017 yılları arasında yaşandı bir olay. Anne terliğinin silah sayıldığı bir ülkede marketlerden kezzap alıp da İnsanların suratına sinirlendiğin, kızdığın insanın suratına kezzap fırlatabiliyorsun. Bir buradan bakın bir vatandaş olarak çelişkiye. Çünkü bu bir silahtır yani. Anne terliğinin silah sayıldığı bir şeye bakıyorsunuz materyale, maddeye. Kezzabı kıyaslayamıyorum bile. Ne dersiniz? Önce bir vatandaş olarak. Daha sonra işin başka boyutlarını konuşacağım sizinle. Buyurun efendim. Tabii şimdi kimyasal maddeler özellikle insanların en çok kullanabildiği madde kimyasal maddeler olarak evdeki temizlik ürünleri olarak kullanılan kimyasal maddeler var. Evet. Tabii şimdi bunun içerisinde bahsettiğiniz tuz ruhu, kezzap olarak bilinen nitrik asit genellikle marketlerde satılan bir madde değil. Sadece laboratuvar, lavabo temizliğinde kullanılan tuz ruhu, onun içerisinde hidroklorik asit var. O serbestçe satılabiliyor. Tabii kimyasal maddelerin hepsinin üzerine üreticiler riskli durumlarını yazarak söylüyorlar. Ama bunu tabii insanların başka amaçlarla kullanmasını önüne geçmeleri son derece zor. Bir şekilde bu tuz ruhunu maalesef temizlik için kullanılan maddelerin içerisinde. Ve hatta tuz ruhunu normal çamaşır suyuyla karıştırıp da evde resmen bir kimyasal silah bile üretildiği hale geliyor. Çünkü klor gazı çıkıyor çünkü. Klor gazı bildiğimiz bir savaş gazı. Dolayısıyla kimyasal maddeleri tabii kötü amaçlarla, şimdi kimyasal maddeler hayatımızı son derece kolaylaştırıyor. Çünkü temizlik, hijyen önemli. Ama başka amaçlarla, kötü amaçlarla kullanılmasında gerçekten boyut büyüyor. Bu nedenle desek ki kurallar konulsa, küçüklere satılmasa, mutlaka bunlar bir ne bileyim özel bir alım yoluna gidilse ki bu da çok çok kolay uygulanabilen bir yöntem değil Hülya Hanım. Tabii çünkü şöyle bir şey aslında yani bulunabiliyordu hocam, yani hani kolay uygulanabiliyor ama biz de hani o biraz önce sizin verdiğiniz örnekte bir taraftan da böyle şey yapmayalım. Yanlış kullanma. İşte o karışımla şöyle olur böyle olur, hiç onu da demeyelim çünkü evet. Yani gerçekten hasta ruhlu çok insan var etrafımızda. Her an her şeyle de karşılaşabiliyor insanlar, biliyorsunuz. Psikolojileri bozuk birçok insanı ve sokakta. Evet. Şimdi kezzap ya da tuz ruhu gibi bu tür asitlere işte bir şekilde bir bakkalda elde edemiyorsunuz ama bir diğer markette, bakkalda ulaşabiliyorsunuz. Bunun tartışması da çok uzun zamandır sürüyor aslında. Bir hekim olarak siz bu tartışmaları öncelikle nasıl yorumlarsınız? Daha sonra da haberin içeriğindeki konuya gelmek isterim. Bu tür asitlerin biraz da zararlarını konuşmak isterim sizinle. Çünkü asit gerçekten temas ettiği her türlü biyolojik dokuyu, yani vücut olsun, el olsun, göz olsun, hepsini son derece çok kısa zaman içerisinde geri dönüşsüz tahribatlara yol açan bir madde. Evet. Dolayısıyla asit, ama özellikle bu kullanılan asitlerin tedarik edildiği veya alındığı yerler çok kritik olabilir. Normalde bu tür çok kuvvetli olanı almaları, marketten almaları biraz daha zor. Ama bir yerde bir üretim yapılıyordur örneğin. Bir endüstriyel bir yer vardır, bir kimyasal madde üretilen bir yer vardır veya başka bir üründe. Çünkü asitler hayatımızın olmazsa olmazı üretimde mutlaka kullanılıyor. Dolayısıyla üretimde kullanılan yerden bir şekilde gizli gizli veyahut da yasal olmayan yollarla almış da olabilirler. Bunlara ulaşımı engellemek nispeten zor.
Ama asit temas ettiği yerde, her türlü yerde yakma özelliği var. Asitlerle temas ederken, kullanırken uzak durmak çok önemli. Örneğin markette çok kolay ulaşılabilen asit karakterli maddeler için başka bir düzenleme getirilebilir. Örneğin bunların ama düşünüyorum çünkü düzenleme getirmek de çok, ya yasaklanacak tuz ruhu gibi asit karakterli maddelerin yerine zaten şu anda çok fazla gelişmiş bir temizlik endüstrisi var. Var zaten. Onlar, tabii var zaten. Onlar da olmaz değiller. Gerekirse onlar kullanılmayacak. Gerekirse eğer bu şekilde önüne geçilemiyor ise kullanmamanın yoluna gidilmesi gerekir. Ama tabii çok kolay bir süreç değil. Bunun bir maddenin yasaklanması çok uzun süreç alabilir kullanılmasın diye. Hocam şimdi yani bu tür asitlerin biraz böyle zararlarından da konuşabiliriz. Şimdi yakıcı bir etkisi var herhalde değil mi? Şimdi En önemli etkisi Hülya Hanım, özellikle asitlerin çünkü uzun sonraki etkilerini hiç düşünmeyelim. O anda temas ettiği her yeri yakma özelliği var. Nereye dokunursa, cildimizin, vücudumuzun neresine dokunursa. Tabii bölge çok önemli. Örneğin göze temas ettikten sonra geri dönüşü son derece zor. Ama cilde temasında biraz daha yakıp geçebilir. Fakat vücudun dokunduğu yerlerin kritik olması, hayata önemli haiz olması işin ciddiyetini çok değiştiriyor. Ya asit üzerinde çok fazla bilimsel bir şey konuşmamıza gerek yok halkımız için. Özellikle burada olan tamamen kesinlikle bu asitlerin temas ettiği her yeri yakması. Asit yanıkları olması. Bir nevi de aslında bunu silah olarak da adlandırabiliriz değil mi? Bu bir silahtır yani. Silah. Zaten malumunuz ki kitle imha silahlarının bileşenlerinin hepsi kimyasal madde. Dolayısıyla kullandığımız amaca göre, çünkü kimya işimizi çok kolaylaştırıyor ama onlarla yaşamak da çok zor. Yaşamak çok bilinç, çok bir düzen gerektiriyor. Düzensiz şekilde kimyasal maddelerle yaşamak son derece zor. Bu nedenle kimya endüstrisi hep var, hep olacak, hayatımızı kolaylaştıracak ama bir şekilde de hayatımızın bu şekilde kötü emellerle kullanılmasına yol açarsa da o da dikkat gerektirecek bir alan. Peki hocam çok teşekkür ederim. Gün ortasına katkılarınızdan dolayı Profesör Doktor Ahmet Aydın, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı bizi aydınlattınız. Teşekkür ediyorum. Ve